Evet arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü videomuzda elimizdeki elektronik sigaranın tel değişimini göstereceğiz. Bunu öğrenmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Evet, bu biraz meşakkatli bir iş. Genelde elektronik sigaraya başlayanlar bu işi yapamadığı için vazgeçiyor. Aslında alıştıktan sonra el alıştırma gerisi geliyor, kolay oluyor da o süreyi atlatamıyorlar. Bazı arkadaşlarımız o yüzden bu işten vazgeçiyor. Şimdi biz nasıl değişiyoruz, neler yapıyoruz onu gösterelim dedik. Arkadaşlarımıza belki yardımcı oluruz. Evet, görmüş olduğunuz cihazımız. Bu da üzerindeki atom üzeri. Bu aile oluyor. Atom üzerimiz sigara cihazımız VT75 Nano diye geçiyor. Tek pilli bir cihaz. Üzerindeki atom üzerimiz de şurada parçaları. Dağıttım ben bu parçalarını. Bu da Gas Atomizer ismi, Gas diye geçiyor. Gas marka. Gas Fenomen diye geçiyor. Sarımı da, pamuklaması da zor bir atomizerdir. Bunu ben size göstereceğim. Bakalım elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi atomizerimiz teli bayağı bir kararmış. Yani artık değişme zamanı gelmiş, geçiyor. Evet, şimdi ufak ufak başlayalım. Şu pamuğu alalım. Önce bir. Evet, gördüğünüz gibi pamuğumuz kararmış. Ayırıyoruz. Telimiz de ona göre kararmış. Sonra uygun bir dayla bunları açıyoruz. Telimiz de şu şekilde kararmış, gördüğünüz gibi. Aslında bunu güzelce bir yıkamak lazım ama şimdi bununla uğraşmak istemediğim için şöyle güzelce bir siliyorum. Şimdi kullanmış olduğum tel Temco'nun 26G diye geçen bir teli. Temco tel markaları içinde en iyilerinden biridir. Güzeldir yani. Kullandığım pamukta Cotton Bacon. Bu da güzel bir pamuk. İyidir. Şimdi gelelim tel sarımına. Burada bir kılavuzumuz var. Kılavuzumuza göre ben genelde bu atom üzerinin aralığına göre genelde 2,5, şurada göründüğü gibi 2,5 kılavuzu kullanıyorum. 2,5 yani 1-2 üçüncü boğum. Üçüncü boğumdan saracağız. Şu şekilde. Evet, üçüncü sarımdan 6 tur atıyorum ben. 6 tur attıracağız.
Şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Baştan özensiz bir şekilde altı tur atabiliriz. Ondan sonra bunları şöyle birleştirip şuradan çektirmek suretiyle, bakın, çektirdikçe düzene giriyor. Aynen şu şekilde. Şöyle aralıklı bir sarım yapmak istedim. Biraz şuradan ilk telden tırnağımızı geçirip son telden de şöyle yapıp, gözüküyor mu? Şöyle gerdirip tekrar bastırıyoruz. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Bakın, aralıklı bir sarım oluştu. Gözüküyor mu? Evet, güzel bir sarım elde ettim. Bu sarım idealdir. Gerekli aromayı, gerekli lezzeti verir. Yani bu şekil bu kadar basit. Şimdi kesici, tırnak makası veya keski aracılığıyla şuradan göz kararı bağlayabileceğimiz kadar şöyle bir kesiyoruz. Ondan sonra acaba telimizi şöyle bir ayıralım. Bu arada kahvemizden yudumlayalım. Burada hazır ikinci kullanmış olduğum bir cihazım var. Bu da Expromizer 2.1. Bu da çok güzel bir alettir. Aroması, içimi, kadife bir içim sağlar. Bundan da bir iki dumanı alalım. Ortama bir sis bombası verelim. Evet, şimdi nerede kaldıydık arkadaşlar? Şimdi görmüş olduğunuz gibi telimizi tekrar kılavuzumuza geçirip atomizörün şöyle üstüne ayaklarına doğru ortalayarak bırakıyoruz. İnşallah görüyorsunuzdur. Sonra bir ayağın telin bir tarafını bir ayağına doluyoruz. Şöyle şu şekilde dolayıp, evet, bunu sıkıyoruz kaçmaması için. Şunu bir sıkalım. Evet, fazla değil, şöyle kaçmayacak kadar tel sıkmamız lazım. Bunu sıktık. Sonra tekrar bırakmadan öbür ayağı, öbür boşluğu, telin öbür boşluğunu öbür ayağa doluyoruz. Biraz şuradan gerdirip, bunu da buradan gerdirip, bunu bu şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Şuradan. Evet, kabasını hallettik sarımı. Şöyle bunu da boşuna alıp ikisini de sağlam bir şekilde sardığımıza emin oluyoruz. Evet, sonra teli şu şekilde ortalayıp arkadaşlar şöyle sağlamlığını, tam ortada olduğuna dikkat ediyoruz. Bakalım telimiz sağlam olmuş mu? Bazen kaçıyor. Evet. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle odaklarsa. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sarımımız gayet başarılı. Muazzam, muntazam bir şekilde aralıklı
sardık. Evet, şimdi sağlamlığından emin olduğumuza göre tekrar bir sağlamasını yapalım şunu. Evet. Burada bir gevşeklik oluştu. Şimdi şurada bir gevşeklik var. Biraz daha sıkıyoruz. Evet. Sonra şu kalan fazlalık telleri dibinden tam dibinden denk gelecek şekilde tırnak makasıyla kesiyoruz arkadaşlar. Tırnak makası da keskinliğini yitirmiş. Tel kese kese. Evet. Buradan da kestik. Şimdi sarımızı hallettiğimize göre kaç ohmaj olduğuna bir bakıyoruz cihazımızın. Evet, bu şu an 54 5 nokta diyor ama çok yüksek olduğunda bir ayarsızlık var. Böyle olmaması lazım. 7'lerde falan olmaması lazım. Şöyle temas etmemesi lazım. Şöyle tekrar bakıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ohmajımız gayet başarılı, normal bir şekilde. Yani gözüküyor mu? Tam netleyemedi. Ohmajımız evet 7.77, güzel yani 70'lerde. Ondan sonra telimizi şöyle bir üzerindeki telin üzerindeki bazı partikülleri alması için uygun watt ayarında şu şekilde bir kızartıyoruz. Ondan sonra üzerindeki varsa şöyle kalan partikülleri temizlemek amacıyla cımbızımızı sürtüyoruz. Evet. Bunu yapmak çok önemli. Çünkü telin üzerindeki o ilk tabakayı atmamız lazım. Evet. Sayımız gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi tel sarımı bittiğine göre sıra pamuklamaya geldi. Evet, tel sarımını hallettik. Sıra pamuklamaya geldi. Şöyle bir kahvemden bir yudum alayım. Dumanla çektikten sonra pamuklamaya geçebiliriz. Evet, pamuklama bu atomizerde çok küçük bir pamuk kullanıyoruz. Daha önceden benim
ayırdığım bir küçük bir pamuk var. Şu kadar. Bunu kullanabiliriz. İnşallah yeter. Şunu şu şekilde biraz ovalayıp telin ortasından geçecek şekilde. Şu şekilde ovalamamız lazım. Şöyle. Biraz da yapalım. Evet, şimdi bunu yapmazsak telin arasından geçerken pamuk açılır, dağılır. Pamuklayamayız yani, güzel olmaz bu şekilde. Çok da sert olmayacak bir şekilde. Bunu ayırmamız lazım. Şimdi bir ucunu sivriltip telin ortasından geçiriyoruz arkadaşlar. Evet. Pamuğumuz ne sert ne yumuşak olarak geçecek. Telin arasında ne sert olacak ne yumuşak. Hani orta kıvamda olması lazım. Bu da biraz sert oldu. Şöyle sağ sol hareketlerle biraz gevşetiyoruz. Çok sert olursa aromayı iyi vermez, iyi çekim sağlamaz. Çok da yumuşak olursa likit akıtır. İkisinin arası bir kıvamda olması lazım. O da zamanla alışılıyor. Yani el alışıyor buna, göz alışıyor. Tecrübeli olacak işler yani. Hemen bir kere de olmaz bu işler ama zamanla oluyor. İstedikten sonra her şey olur. Bunu bu şekilde, evet, şu şekilde. Bu yaz fazlası da var pamuğumuzun. Şimdi pamuğumuzun uzun fazlasını tam şu dış duvara, makasımızı, bakın şu görmüş olduğumuz şu duvara yaslayıp tepeden kalan fazlalığını şu şekilde sınırı koyup kesiyoruz. Aynı şekilde şu duvara, ilk duvar şuradan bittiğin yerine şuraya yaslayıp makasımızı, yukarıda kalan pamuğun fazlasını kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde pamuğumuz şu an hazır. Şimdi biraz pamuğumuzu tiftikliyoruz ki likit geçişi daha güzel olsun diye. Onu da makasla, cımbızla, sivri bir şeyle şu şekilde, şu şekilde kestiğimiz için büzülü, biraz büzülen yerlerini şu şekilde ayırıyoruz, tiftikliyoruz yani. Şöyle elimizde bu ölü dışında kalan ölü pamukları alıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu iş biraz sabır işi. Hani el kabiliyeti lazım, sabır lazım. Bu işi sevmek lazım, yoksa yapamazsın. Ben severek yaptığım için yapıyorum, hoşuma gidiyor, keyif alıyorum ben bu işi yaparken. Hobi yani bir amaçla. Yine bir hobi, hobi. Evet. Hani şimdi çoğu kişi der, ulan bunlar aşana kadar yakarım bir sigara, oldu biter der ama o ayrı mesele. Bu ayrı mesele arkadaş. Böyle. Bayağı tiftikledik, evet. Şöyle bunu tiftikliyoruz. El yardımıyla da
kalan ölü pamukları alıyoruz. Evet. Şimdi bu atomizer çok küçük bir pamuk istiyor. Bu hatta bu atomizerin sarımı biraz zor. Daha kolay sarımlar var. Daha kolay sarımlı atomizerler var. Bu neredeyse en zorlarından biri. Çünkü alanı çok dar. Kimi atomizerlerin şu alanı çok geniş. Pamuklaması, terlemesi daha kolay ama bunun küçük olduğu için daha zor oluyor. Bunu da hallediyorum ben de. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar belki başka atomizerlerle denerlerse daha kolay olur. Bu işin mantığını anlatıyorum ben şimdi. Şuradan bu biraz fazla geliyor bize mesela şuradan. Bir şey kesmem gerekiyor. Bu atomizerin dek, şurası dek derler. Şu dek yapısı çok küçük olduğu için pamuk fazla geliyor. Bunu da aldık mı? Herhalde bize yeter. Evet, gördüğünüz gibi küçücük bir pamuk kaldı. Şöyle yakından da bakın. Bir nevi bir papyona benziyor. Evet. Aynen papyon böyle. Şöyle. Şimdi arkadaşlar sıra geldi likitleme. Likitimizi doldurmaya. Likit olarak da bu aralar kullandığım Relax markası Relax değil. Fransa markalı likitin Relax modeli. Güzel bir likit. Kahveli, vanilyalı tütün var. Nikotin oranı 12 mg. Güzel doyurucu bir likit. Ben bunu kullanıyorum. Şimdi o likiti de şöyle bir iğne uçlu şişeye doldurdum. Çünkü bu atomizere ancak iğne uçlu bir şişeyle ulaşabiliyoruz. Bu atomizer biraz uğraştırıcı gerçekten arkadaşlar. Yani bakın şu atomizer Experimizer bu kadar uğraştırmıyor. Yani her atomizerin bir deck yapısı farklı. Bunun deck yapısı içindeki şu bölümü, yani şuradaki bir bölümü, şunun şu bölümünden biraz daha geniş, farklı. Mesela bunun bir de silen vardı bende, silen 2. O hepten kolaydı. Çocuk oyuncağı gibi bir şeydi. Yani ben size en zorunu gösterdim neredeyse. Şimdi arkadaşlar likitimizi pamuğumuzun üzerine şöyle ufak ufak damlatıyoruz. Evet. Pamuğumuz biraz yemeye başladı mı? Şu şekilde. Pamuğumuzun her yerini likitliyoruz. Pamuğa yediriyoruz likiti. Şöyle kuru yer kalmayacak bu şekilde. Evet. Ondan sonra şöyle bir iki ateşlemeye basıp pamuğun iyice emmesini sağlıyoruz. Bu arada likit de çok güzel koktu. Bu likiti de öneririm arkadaşlar. Güzel bir likit. İçimi falan keyifli. Bu şekilde. Evet. Biraz daha likitleyelim şöyle.
yeter. Son arkadaşlar. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Bitmeden hemen şunu halletmem lazım. Sonra şu ayakları, şu oluklar var şurada. Pamuğu şöyle şu şekilde oluklara doğru yatırıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şarjım bitiyor. Hızlı bir şekilde göstermem lazım. Şöyle. Şöyle şu şekilde oluklara denk gelecek şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle yanlardan şöyle indiriyoruz. Aynı şekilde bu taraftan da şu oluklara, uçları, yani likidin geçeceği oluklar var orada. Oralara gelecek şekilde şöyle indiriyoruz arkadaşlar. Evet. İki tarafında şu şekilde yaptıktan sonra evet. Sonra baca kısmı var arkadaşlar. Şu baca kısmını şöyle bu şekilde diş atlatmadan. Bunda diş atlama sorunu oluyor. Evet. Şu an diş atladı. Şarjı işini halledemedik ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sonra evet bu şekilde diş atlatmadan bacayı mont ediyoruz. Evet arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra şöyle likit koyacağımız hazneyi evet, şunu buraya monteliyoruz arkadaşlar. Evet. Ben sıkı içim sevdiğim için şu deliklerin hepsini kapatıyorum. Deliklerin hepsini kapadığımda güzel açım oluyor. Evet, buradan contası çıkmış bunun. Evet bugün bir aksilik gidiyor. Hemen hallederiz. Sorun değil. Evet. Contamızı yerine yerleştirdik arkadaşlar. Şöyle delikleri dediğim gibi ben hepsini kapalı seviyorum. Bütün delikler kapalı olduğunu görünce işlemimiz tamamlanmıştır. Şimdi burada
Görmüş olduğunuz gibi çok ince bir yuvası var, deliği var şurada. Dikitibi doğramak için. O yüzden de bu iğne uçlu şişemizle ilk dikitimizi basıyoruz arkadaşlar içine. Evet. Şimdilik bu kadar yeter. Kapağını da kapatıyoruz. Drip tipini. Drip tipini şuradan takıp hava akışını sağlaması için şuradan birazcık çeviriyoruz. Evet, şuradan. Hava kabarcıkları çıkmaya başladı biraz. Bu şekilde biraz beklememiz sağlıklı tabi. Birkaç dakika şöyle pamuk tam insin diye. Evet. Derecemiz de güzel arkadaşlar. Bu şekilde bir çekelim, denemesini yapalım bakalım. Evet arkadaşlar, çok güzel bir şekilde girmiş lazım. Evet arkadaşlar, güzel bir şekilde terlemesini, pamuklamasını yapmışım. Evet, gerçekten keyifli bir içim oldu. Benden bu kadar anlatacaklarım. Bir kusurumuz olursa affola. İlk defa böyle bir video hazırladım. Benim yapacaklarım bu kadar. Size tavsiyelerimi, önerilerimi sundum. Tekrardan başka bir sarımda, başka bir atomizerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize bakın. Hadi bakalım. İyi günler herkese. Beni dinlediğiniz için de teşekkürler.